Sayın Dekanım, Sayın Başkanım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Pratik bir vakayla sözlerime başlayacağım. Yaşanmış ya da biraz değiştirilmiş bir vaka. O da bir rektum kanseri vakası. Hasta 40'lı yaşlarında bir erkek hasta. Rektum kanseri nedeniyle hekime başvuruyor, cerrah, inceliyor, gerekli tetkikleri yapıyor ve diyor ki senin ameliyat olman lazım. Ben bu ameliyatı kapalı yöntemle yapayım, yani laparoskopi dediğimiz, işte karnını yarmadan bir kamerayla içeri girmek suretiyle görüntüleme ve yine karnını yarmadan içeriye yerleştirilen port dediğimiz bir takım deliklerden işlemlere gerek yok ki orada bu şekilde hasta ameliyatı kabul ediyor ve yaparken de ameliyatı doktor diyor ki eğer bu ameliyatı kapalı yaparsak bu ameliyatın yan etkilerinden bir tanesi olan cinsel fonksiyon bozulması ameliyat sonrasında daha az olur. Bu daha güvenli bir cerrahi yöntemdir. Bu da tabii hastanın bu yöntemi seçmesinde bir yönlendirici oluyor. Peşinden ameliyat yapılıyor. Ameliyattan sonra, bir hafta sonra ameliyat sırasında takılan idrar sondası çekildiğinde hasta idrarını rahat yapamadığını görüyor. Ardından birkaç hafta sonra bu idrar işi biraz düzelse de hastanın cinsel fonksiyonunda istediği gibi fonksiyonunu yapamadığı şikayetiyle hekime başvuruyor. Hekim işte onu bir üroloğa gönderiyor. Ürolog da diyor ki bu ameliyat sırasında olabilen bir şeydir ve sinirlerinde bir hasar meydana gelmiş. Bu hasar neticesinde senin bu fonksiyonun bundan sonra böyle olacak. Onun üzerine derhal başka bir doktora gidiyor. Gittiği doktor diyor ki bu ameliyatı açık yapma işi nereden çıktı bu diyor. Böyle bir şey olmaz. Açık olarak bu ameliyatı yapsaydı laparoskopi yerine o zaman başına bu iş gelmezdi senin ve bu komplikasyondan da çok daha uzak dururdun. Belki de olmazdı. Onun üzerine ortada bir hata var izlenimi alıyor hasta. Bir kaybı da olmuş ve bir avukata danışıyor. Avukat da diyor ki biz bunu yargıya taşıyalım. Sana ameliyatı yanlış bir uygulama sonucunda zarar verir hale getirmiş ilk doktor. Üstelik de sana bir yanlış bilgi vermiş. Çünkü ben hani ikinci giden doktoru herkes tanıyor. Daha yaşlı, daha tecrübeli bir doktor. Evet, şimdi şu sinirlerden biraz söz edeyim size. Bu kalın bağırsağın sonuna doğru yakın olan kısım. Burada bu sinirleri görüyorsunuz. Yani yukarıdan aşağı doğru baktığınızda şu kırmızılar bacaklarımıza doğru giden damarlar. Bu rektum dediğimiz kalın bağırsağın son kısmındaki organ. Burada ön tarafta mesane, prostat gibi ürolojik ve seksüel fonksiyonları yapan sinirlerin gidiş bölgesi. Maalesef ameliyat sırasında çok yakındalar bu sinirler. Bu rektumu çıkardığımız yer, bu gördüklerinizde bu sinirler ve bu sinirler en ufak bir hasar olduğu zaman özellikle benim gibi biraz kilosu olan insanlarda ve tümörün büyük olduğu durumlarda bu sinirlerin yaralanma olasılığı artıyor. Evet, ve hastayla ilgili bilgileri hızlıca geçiyorum. Evet, hasta avukata danışıyor ve mahkeme verilen dilekçe. Avukatın hazırladığı dava dosyasında ikinci görüşü veren doktorun avukatın talebiyle yazdığı bir dilekçe de bulunuyor. Bu doktor kendi bilgisi ışığında ameliyatın açık yapılmasının daha güvenli olacağını, laparoskopi yapılması halinde bu problemin yaşanma olasılığının daha yüksek olduğunu, bilinen bir gerçek olduğunu ifade ediyor. Ve dilekçesine de aşağıdaki makaleye ekliyor. Bu makale British Journal of Surgery adını verdiğimiz son derece prestijli, önemli bir dergide yayınlanmış ve birazdan söyleyeceğim prospektif randomize dediğimiz yani ileri doğru ve hastaların rastgele gruplandığı ciddiyetle yapılmış bir çalışma. Eğer diyor ameliyatı laparoskopik olarak yaparsanız bu durumda
seksüel fonksiyonları sağlayan sinirlerin hasarlanma olasılığı artar. Ameliyatı yapan cerrah çağrılıyor mahkemeye. O da şöyle bir savunma yapıyor. Diyor ki şöyle değil, bu tam tersinedir. Laparoskopide biz çok daha iyi bir görüntüleme sağlarız. Ve bu görüntüleme neticesinde de söylediğinizin tam tersi doğrudur ve eğer ki ameliyatı şey yaparsanız, laparoskopiyle yaparsanız bu fonksiyonu sağlayan sinirlerin hasarlanması çok daha az olur. Yani laparoskopi daha güvenli bir yöntemdir ve neticede de bu makaleyi sunuyor. O da Duda'da diyor ki açık şekilde yapılan rektum kanseri cerrahisi daha yüksek oranda seksüel disfonksiyonla seyreder. Ardından mahkeme bir bilirkişi atıyor ve bu bilirkişi yaptığı inceleme sonucunda bu birazdan Sayın Sayık Hoca'nın sunacağı Cochrane Database Systemic Review adı verilen bir makale tarzıyla, yani yapılmış bu konuda belirli bir değerin üzerinde olan çalışmaların tek bir çalışmaymış gibi bir araya toplanarak elde edilen sonuca bakıldığında diyor ki açık yahut da laparoskopik olarak bu ameliyatın yapılmasının cinsel fonksiyonlar üzerine olumlu ya da olumsuz etki yaptığını tespit edecek delil yoktur. Buna karar veremezsiniz literatürde. Ve dava sürüyor. Ceza davaları vesaire devam ediyor. Kimin haklı olduğu henüz hukukun içinden çıkabildiği bir durum değil. İleride göreceğiz bunun nasıl sonuçlandığını. Şimdi Amerika'ya baktığınız zaman bir ulusal kütüphaneleri var ve bunun tıbbi yayınlarla ilgili olan kısmında 2009 yılında tam 845.175 tane makale kaydedilmiş. Yıllık olarak da bu makalelerde %2 oranında artış oluyor. Şimdi tıbbi kaynakları değerlendirdiğimiz zaman 3 basamakta biz buna bakıyoruz. Birincisi primer kaynaklar. Örneğin bu rektum cerrahisini yapan insan benim. Bu hastaları teker teker ben gördüm ve sonucu da ben yazdım. Bunun adı primer kaynak. Birisi benim yazdığımı okudu ama benim gibi birilerinin yazdığını daha okudu ve onları birleştirerek bir makale daha oluşturdu. Buna sekonder diyoruz. Birisi de bunların hepsini bir araya topladı ve bir kitap yazdı. Daha ziyade öğrenciler, asistanlar için. Buna da tersiyer kaynak diyoruz. Peki nasıl oluyor? Bu makale nasıl yazılmalı? Peer review ya da akran denetimi diye bir kavram var. Şimdi bunu biraz anlatmak istiyorum. İlk defa meşhur Royal Society, bilim devriminin, endüstri devriminin başlangıcında İngiltere'de kurulan ilk başkanı, meşhur elması kafaya düşen Newton olan bu müthiş kuruluş bir dergi de yayınlıyor. İlk editörü Henry Oldenburg isminde, aslında bir teolog bu adam. Fakat diyor ki hani ben birçok şeyinden anlamıyorum bu din bilgisinin, benden daha iyi bilen adamlara gönderilen makaleleri yollayayım. O değerlendirsin. Eğer basılmaya değer bulurlarsa o durumda biz bunu dergimizde basarız. Aslında bakıyorsunuz uygulamaları çok daha eskiye gidiyor. Abbasiler döneminde İshak bin Ali el-Rahvi isminde bu meşhur Halife Memun döneminde Beytül Hikme denen bu bilim evinden yetişmiş bir hekim bu. Hekim Ahlakı isminde bir eser yazmış. Ve şunu anlatıyor. Hekimler diyor yaptıkları işleri mutlaka çift nüsha olarak kaydetmeliler. Eğer hastanın sonunda başına bir şey gelirse bu çift nüshadan bir tanesi o zamanki belki Yüksek Sağlık Şurası mı diyeyim, Adli Tıp Kurumu mu diyeyim, lokal hekimlerin oluşturduğu bir komisyon tarafından incelensin ve hastaya bir zarar verilmiş ise hasta dava edebilsin hekimi ya da tam tersi. Ama böyle bir kurum aslında bu topraklarda batıdan çok daha önce gelişmiş. Ama hala bunu onların biraz gerisinde olarak götürüyor olmamız da bizim için biraz düşündürücü olmalı. Akran yönetimi bu Royal Society'nin dergisinden sonra 18. yüzyılda iyice evrimleşiyor. Zira artık makale basmak, adından söz ettirmek, yaptığı bilimsel çalışmaları diğer merkezlere bildirmek yazılı dergilerin yayılmasıyla gittikçe
daha önemli bir yer alıyor. Ve bu dergilerde yazı bastırmak bugün dahi hepimizin çok istediği, peşinde koştuğu bir şey. İşte doçent olacaksanız belirli sayıda şunu yapmanız lazım. Ne yapıyor insanlar? Önce sözlü toplantılar düzenliyorlar. Sözlü toplantıda yaptıkları çalışmaları kısaca sunuyorlar akranlarına. Akranları sözlü olarak onlara şunu niye şöyle yaptın da böyle yapmadın gibi bir takım eleştirilerde bulunuyorlar. Ve ardından bu eleştirilerin ışığında yazılan makale daha yüksek bir oranda basılabilirlik yeteneği kazanıyor. Bu da bugünkü tıp kongrelerinin atasını oluşturuyor. Şimdi peki, tüm yayınlar aynı değeri taşır. Tabii ki hayır. Çalışmaların dereceleri, seviyeleri var. Editörler delillerin kalitesini incelemek zorundalar kendilerine sunulan. Çünkü bir dergide yayınlanan bir makale peşinden bir hukuksal ortamda bir delil niteliği taşıyor ve hak dağıtımında önemli bir faktör oluyor. Peki dergi ne yapsın? Dergi nasıl bir politika izlesin? Bu politikalarını neticede sınayan impact factor adı verilen bir matematiksel hesap var. İlk defa 1975 yılında Bilimsel Enformasyon Enstitüsü adı verilen Eugene Garfield isminde bir bilim adamı tarafından kuruluyor ve dergide yazılan makaleler başka makalelerde onlara atıfta bulunularak kullanılıyor. İşte bunun ölçütünü alarak makaleleri ve tabii ki onları yayınladıkları dergileri bir hiyerarşik sıraya sokma yöntemini geliştiriyor burası. İnfak faktörü nasıl hesaplanıyor? Son iki yılı alıyorsunuz. Örneğin bu yıl hesaplayacaksanız 2012-2013 yılında X dergisinde yayınlanan tüm makalelere bakıyorsunuz. Sonra bu yıl içinde o son iki yılda bu dergide basılmış olan makalelerin diğer dergilerdeki makalelerde kaç kez atıfta bulunduğunu ölçüyorsunuz. Bunların birbirine oranını hesapladığınızda ortada genellikle 1 ile 5 arası ama bunun 9-10 olan dergiler de var. Bu sayı, bu oran sizin makale derginizde basılan makalelerin diğer dergilerde ne kadar rağbet gördüğünü, ne kadar onlara atıfta bulunulduğunun ölçüsünü ortaya koyuyor. İdeal bir yöntem değil, elbette bazı zayıflıkları var ama bugün için dergilerin hiyerarşik prestij sıralamasında bu impact faktörü çok önemli. Zayıflıklarından bir tanesini bir örnekle açıklamak istedim. Ülkemizde de böyle fahri doktorlar falan verilen işte İslam aleminin şöyle kahramanı, böyle modern Einstein diye tanımlanan bir Muhammed el-Nasçi davası var. Bu uluslararası mahkemelere yansımış bir dava. Bu beyefendi Mısır'da bir fizik profesörü. Kendisi bir dergi kuruyor. Derginin aynı zamanda hakemi, editörü ve 320 tane kadar da makalesinin yazarı kendisi. Bu hem bir eliyle yapıp öbür eliyle de denetleme sistemini kurduktan sonra tabii dergilerin, makalelerin biraz hayali, biraz gerçekten uzak olduğu endişesine kapılan fizik profesörleri bu adamın yaptığı deneyleri inceliyorlar ve doğru söylemediği ortaya çıkıyor ve bugün dünyanın en prestijli dergilerinden olan Nature isimli derginin editörleri bu adamın foyasını ortaya çıkaran bir yazı yazıyorlar. Tabii ki biraz da Orta Doğu aleti rüyesiyle derhal el-Nasçi mahkemeye veriyor bu Nature dergisine. Uluslararası bir mahkeme kuruluyor ve bir de Sayın el-Nasçi'nin özellikle Türkiye'de bazı üniversitelerde çok meşhurdur. Hep bir konferanslar falan verildi bu işler ortaya çıkıncaya kadar. El-Nasçi'nin aslında bir sahtekar olduğu mahkeme kararıyla tescil edildiği için buradan da böyle konuşma hakkımız doğuyor. Sonuçta İskenderiye Üniversitesi'nin hani her dönem rektörler çıkarlar işte ODTÜ ilk 500'e girdi, Hacettepe Üniversitesi ilk 100'ün içinde gibi bir takım gazete haberleri yaptırırlar. Özellikle öğrencilerin üniversite tercihi döneminde. Bu tercihler sırasında İskenderiye Üniversitesi'nin Avrupa'nın, Amerika'nın Nobel ödülleri almış birçok üniversitenin önünde çıkmasından bu şüphe oluşuyor. Nasıl oluyor da bu İskenderiye Üniversitesi buraya gitti, bu yüksek dereceye çıktı diyorlar. Ve araştırdıklarında o üniversiteden yapılan yayın aldığı atıfların aslında bu sahtekarlık neticesinde bu listeleri de yanılttığı ortaya çıkıyor. Yani bu hukuksal bir durum. Hata yapılabiliyor ama kendi hatasını düzeltebilen bir sistemini de kurmuş oluyor. Peki ne yapmalı, nasıl bu işlerden daha arınmalı ve daha doğru deliller üretmeli? Tıpta bunun karşılığı randomize kontrollü çalışma.
Yani bir deney grubu var, bir de kıyaslanacak grup var. Bunları hangi hastanın hangi gruba gideceğini çalışmaya yapan insan hiçbir şekilde yönlendiremiyor, hiçbir denetimi olmamalı. Örneğin sıradan hasta yatıştan çıkan dosyalara bakıyoruz. Tek sayılı olanlar şu tarafa, çift sayılı olanlar bu tarafa gidiyor. Basit yazıtları atabilirsiniz. Bilgisayardan bu hastaları randomize olarak gruplara atan küçük programlar var. Sonuçta bu rastgelelik işin sırrı ve en önemli kısmı. Sonuçları ölçen kişi, örneğin işte X tedavisini yaptık bir tarafa, bir kısmına da Y tedavisini yaptık ve bunları rastgele olarak grupladık. Acaba hangisi daha başarılı oldu? Eğer bu tedavilerin hangisinin kime verildiğini bilmeyen bağımsız bir gözlemci bu gözlemi yapar ve tedavinin başarısına karar verirse buna da körleme yöntemi deniyor. Bunun gibi ek yöntemlerle çalışmanın inanılırlığını ve güvenilirliğini de artırmak mümkün. Ama bugün için en değerli çalışma tarzımız randomize, kontrollü çalışma. Peki bunu her zaman yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Örneğin bir grup hastaya hastalık için tedavi verelim. Örneğin ağrı kesici kullanacağız. İşte ameliyattan sonra ağrısını keserseniz şöyle oluyor, kesmezseniz böyle oluyor diyebilir misiniz? İnsanlar ameliyattan sonra ağrılarını kesmeyecek bir etik yaklaşım hiçbir şekilde kabul edilemez. İlla ki ağrıyı keseceksiniz çünkü. O nedenle demek ki gerçek bir gruplama yapamazsınız. İşte bu tür durumlar içinde bu observational dediğimiz gözlemsel çalışma yöntemi var. Bunun dışında vaka kontrol çalışmaları var. İster istemez tedavi almamış ya da başka bir tedavi almış bir grup var. O gruptan sizin çalışma grubunuza benzer yaş, cinsiyet gibi ya da ne bileyim işte vücut indeksi gibi şeylerin tam benzer bir grubunu oluşturursunuz. Yanına da sizin incelediğiniz grubu yazarsınız ve bu iki grubu kıyaslayabilirsiniz. Şimdi bu deliller birbirleriyle aynı değerde değiller. En iyi delil randomize kontrollü çalışmalardan elde ediliyor. Daha sonra diğer kontrollü çalışmalar geliyor bu söylediğim şekilde. Vaka takdimleri ve işte eksperlerin yazdıkları raporlar. Benim düşünceme göre şöyledir diye eskiden çok makale çıkardı. Birçok bunları yazan makale. Bunların bir değeri olmadığı, yanlılıktan mağlul oldukları iyice ortaya çıkıyor. Şimdi bugün için dünyada bir sistem var. Birazdan Sayın Hocam anlatacaktır. Level of Evidence, delil dereceleri sistemi. 1'den 4'e kadar bunları hangi tarz çalışmadan oluştuklarına bakarak bir yatay sınıflamayı alıyoruz. Bir de grade sistemi var. İşte direkt olarak 1. derece, yani sadece randomize kontrollü çalışmaların bir araya toplanmasından oluşturulan sanki tek ve büyük bir hasta grubuymuş bu hastalar gibi kabul edilerek yapılan bir çalışma değerlendirmesine grade A diyoruz. Yani grade 1A artık herkesin tartışmasız inanması gereken bir grup. Grade 4 ise biraz daha zor inanmamız gereken bir grup. Özet, demin sunduğum vakada şu şekilde bir tabloyla. Şimdi bize mahkemeye 3 tane farklı delil sunuldu. Bir tanesi diyordu ki açık cerrahi yaparsan hastanın başına daha az şey gelir. Biri tam tersi kapalı yaparsan gelir diyordu. Ve 1A derecesinde olan, yani randomize kontrollü çalışmalardan oluşmuş meta analiz denilen şekilde yapılan, İskender Hocam'ın sunacağı konu bu. Bu şekilde yapılan bir çalışmada diyordu ki, hayır efendim bu çalışmalara bakarak bu yöntemlerden hangisinin daha geçerli olduğuna karar veremezsiniz. Ben sözlerimi burada kesmek istiyorum. Sabrınıza teşekkür ediyorum ve hocamı davet ediyorum.